Misty? Perry? Neredeler? Misty? Ama nereye gittiler? Molly, içeride kulaklarında kulaklık müzik dinliyorlardır. Duymamışlardır seni. Git odaya bak. Ben bakayım. Misty? Perry? Nişan odada değiller. Neredeler? Ne? Odada yoklar mı? Panik yapma. Ben bakıcıyı bir arayayım. Belki onları parka falan götürmüştür. Ah, geldiler işte. Doktor Kunal? İşan, sen çocukları nasıl sokakta bırakırsın öyle? Tanrı'ya şükür ki onları gördüm. Sağa sola bakmadan karşıdan karşıya geçiyorlardı. İşan, başlarına her şey gelebilirdi. Kaza geçirebilirlerdi. Buna dikkat etmen gerekiyor. Ha, kusura bakmayın Doktor Kunal ama kimseye haber vermeden çıkmışlar. Ben o anda evde yoktum. Madem zaten evde yoktun, bakacak birini tutsaydın o zaman ne oldu ki? Böyle bahane mi olur İşan? İşan, eğer bu çocukların babasıysan, onların güvenliğini sağlamak da, onlara bakmak da senin görevin, tamam mı? Lütfen bunu aklından çıkarma. Al, onlara iyi bak. Lütfen artık daha dikkatli ol. Tamam, özür dilerim. Haklısın. Gelin çocuklar. Molly, iyi misin? Gel. Gelin. Gelin buraya. Nereye gittiniz siz? Hadi söyleyin artık. Nereye gittiniz diyorum. Misty, sen söyle. Perry, sen söyle. Senin fikrindi. Hayır, senin fikrindi. Aa, tanrım. Kızlar, yeter artık. Nereye gittiniz diyorum. Söyleyin artık. Hadi. Molly teyze, Sweetie teyze eve geldi. Bize dedi ki, İşan amcanın annesi bizim yüzümüzden evden ayrılmış, öyle dedi. İkimize birden çok bağırdı. O bağırınca biz de İşan amcayı çok üzdüğümüzü düşündük. O yüzden de evden gittik. İşan amcayı daha fazla üzmek istemedik. Kızlar, ikiniz de çok tatlısınız. Varlığınız cidden beni üzüyor mudur sizce? Hayır, değil mi? Ayrıca bir daha Sweetie teyzeyi dinlemek yok. Annem sizin yüzünüzden gitmedi. Delhi'de halletmesi gereken işleri vardı. Ondan gitti, tamam mı? Misty, Perry, bunu böyle bir şey nasıl düşünürsünüz? İşan sizi çok seviyor. Size çok iyi bakıyor hem de. Lütfen böyle şeyler düşünmeyin. Hadi bakalım. Şimdi söz verin. Bir daha böyle bir şey yapmak yok, tamam mı? Hadi söz verin. Söz. Aferin kızlarıma. Özür dilerim anne. Özür dilerim baba. Tamam. Aferin. Hadi bakalım. Şimdi doğru odanıza. Hadi. 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 Molly, çok üzgünüm. Çocuklar benim yüzümden... İşan, senin bir suçun yok ki, özür dileme. Onlara çok iyi bakıyorsun. Ama sanırım ben artık gitsem iyi olacak. Kunal ne evde ne de hastanede olmadığımı fark ederse eğer sorun çıkar. Lütfen biraz daha kal. Yarın yine geleceğim. Emin misin? Elbette eminim. Hem de bütün günü birlikte geçireceğiz. Çünkü yarın İşan'ın doğum günü, öyle değil mi ha? Ne hediye istersin? Molly İşan Kanı, senin varlığın en büyük hediye. Ben zaten buradayım. Yanında ne istersin onu söyle. Madem ısrar ediyorsun... Evet, ediyorum. Gömlek olabilir. Gömlek. Ne renk? Mavi. Mavi.
Tamam, uygun bir kravat ve ceketle birlikte. Başka bir şey istemem. Sen gel yeter. Pekala, anlaştık. Yarın sen, ben ve mavi gömlek bütün günü Misty ve Paris ile geçireceğiz. Hı? Hoşça kal. Geç kalma. Tamam, görüşürüz. İçimden bir ses sanki kızları daha önce de aynı durumda gördüğümü söylüyor. Ama ne zaman gördüm? Kunal, iyi misin sen? Evet, iyiyim ama umarım Paris ve Misty de iyidir. İşan nasıl bir baba anlayamıyorum. Onu ve kızları ilk gördüğümde onlara davranış biçimi, onları bir başına büyütmesi muhteşem biri olduğunu düşünmüştüm. Yanılmışım Molly. Gerçekten yanılmışım. Bugün her iki kızı da bir başına sokaklarda dolanıp duruyordu. Ve İşan'ın hiçbir şeyden haberi yoktu. İnsan çocuklarının nerede olduğunu bilmez mi hiç? Çok şükür gördüm onları. Yoksa başlarına her şey gelebilir de. Kaza bile. İşan nasıl bu kadar... Nasıl bu kadar sorumsuz bir adam olabilir anlamıyorum. Kızları umrunda bile değil. Kunal, bazen olur öyle işte. İş yoğunluğundan insan her şeyi unutabilir. Ayrıca zamane çocukları... Anne, İşan'ı nasıl savunursun sen? Ayrıca ne işi? İnsan işi yüzünden evladını nasıl unutabilir? Daha neler anne? Sen hatırlamazsın ama sen küçükken ben seni dükkanda unutup başka bir dükkana gitmiştim. Kunal'ı dükkanda unuttuğuma eve varınca fark ettim. Tanrı'ya şükür annem evde değildi. Yoksa beni mahvederdi. Kunal'ın kaybolduğunu düşünsene. Ne hale gelirdim kim bilir. İnanabiliyor musun? Anlamıyorum. Ciddi bir şeyden bahsediyorum burada ama siz gülüyorsunuz. Kadınlara bir şey anlatmak gerçekten zor. Ne oldu? Kızlara ne oldu? Her şey yolunda anne. Endişe edecek bir şey yok. Ama Sweetie eve geri dönmüş. Kim bilir ne saçmalıklar söyledi yine. Paris ve Misty de İşan'ın annesinin onlar yüzünden evden gittiğini düşünmüş. İşan da bu konuda çok endişeli. Evden bu yüzden çıkmışlar anne. Çok şükür Kunal onları gördü de eve getirdi tekrardan. Aman Tanrım. Sen çocuklarıma mukayyet ol. O... Sweetie de az değil yani. Biliyorum anne ama her şey yolunda. Çocuklara durumu anlattık, söz verdiler bize. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacaklar. Her şey yolunda. Hadi git ellerini yıka, yemek hazır. Hı? Umarım İşan bunu beğenir. Doğum günün kutlu olsun İşan. Tanrı seni korusun. Çok teşekkür ederim Molly. Tamam, ben bir bahane uydurup evden çıkacağım, olur mu? Bugün bütün günü birlikte geçireceğiz. Sen yanımda olacaksan muhteşem bir doğum günü olacak demektir. Söyle bakalım, hediyemi aldın mı? Ben seninkini çoktan aldım. Elbette aldım. Ve beğeneceğinden de çok eminim.
Ben de eminim. Molly, hatta bence... Molly, kendimi çok kötü ve suçlu hissediyorum şu an. Ne oldu Kunal? Her şey yolunda mı? Misty ve Pari. Geçen akşamdan beri onları düşünüyorum. O gün restoranda onlara kaba davrandım. Dün de onları yolda gördüğümde doğru düzgün konuşamadım. Halbuki onların bir suçu yoktu ki. Molly, günü onlarla geçirelim mi, ister misin? Hem sevinirler de, beni de tekrar severler. Bu sayede Kunal, çocuklar, İshan ve ben hep birlikte İshan'ın doğum gününü kutlayabiliriz. Hem bu şekilde bahane uydurmama da gerek kalmaz. Ne oldu, ne düşünüyorsun? İyi fikir. Ben İshan'ı arayıp geleceğimize haber vereyim o zaman, olur mu? Sen niye arıyorsun? Ben ararım. Baba, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Teşekkürler canlarım. İshan amca, doğum günün kutlu olsun. Teşekkürler Pari. İshan amca bak, babam arıyor bizi. Merhaba ahbap. Alo, Pari nasılsın bakalım? İyiyim. Baban orada mı? Onunla konuşabilir miyim? Olur. Merhaba, Doktor Kunal. Merhaba İshan. Doktor Kunal, geçen akşam için gerçekten çok üzgünüm ve eşinizle aranıza girmemeliydim. Olanlar için ben de çok üzgünüm. İshan, ben çocuklara bağırdım biraz. Gönüllerini almayı çok istiyorum. Eğer uygunsa bugün birlikte vakit geçirebilir miyiz? Dışarıda bir yerde. Evet! Birlikte dışarı çıkacağız. Evet. Elbette. Harika. Tamam, o zaman sen çocukları parka bırak. Molly ile ben de akşam eve bırakırız, tamam mı? Senin için de uygun mu? Evet. Elbette Doktor Kunal. Harika. Görüşürüz. Hoşça kal. 10 dakikaya hazırım. Sonra hemen çıkarız, tamam mı? Ben şimdi ne diyeceğim İshan'a? Yaşasın! Babamla dışarı çıkacağız. Baba, eğer Doktor Kunal'la dışarı çıkarsak senin doğum gününü nasıl kutlayacağız? Bakmıştı. Sakın merak etme. Siz gidip eğlenin. Akşam döndüğünüzde de doğum günümü kutlarız. Yaşasın! Gelin bakalım. Hadi hadi gelin. Molly, pantolonlarımı nereye koydun? Alo İshan. Çok üzgünüm. Kunal planı birdenbire yaptı ve ben hiçbir şey diyemedim. Çok ama çok üzgünüm. İshan, akşam geleceğim ve hediyeni de getireceğim, tamam mı? Olur mu? Tamam, görüşürüz. Bu da ne? Molly bana hediye mi aldı?
Molly'den şüphe etmekle aptallık ettim. Kız bana hediye bile almış, şuraya bak. Nerede kaldı Kunal? Amma da uzun sürdü hazırlığı. Kunal acele et hadi. Geç kalma huyu hariç her şeyi unuttu aslında. Hazırım. Gömlek olabilir. Ne renk? Mavi. Teşekkür ederim Molly. Biliyor musun çok tatlısın. Hı? Anne. Bak. Mavi gömlek. Molly bana almış ama vermemiş, saklamış. Sürpriz yapmak için saklamış ama ben buldum. Neden hemen hediyemi vermedin bana, niye sakladın söyler misin? Söyle. Yoksa sen bu gömleği başka birine mi aldın Molly? Evet, başkasını almıştım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.